Evet. Bir de zürafanın hikayesi var. Ben okudum ama izleyicilerimize böyle küçücük anlatmanızı istiyorum. Çok güzel çünkü. Zürafa, evet. En çok ilgi uyandıran zürafa, bize yakın tarihte olduğu için 2. Mahmut'a Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'nın armağan ettiği zürafa. Mehmet Ali Paşa kartvizit gibi kullanıyor zürafayı ve işte İngiltere kraliçesinden Fransız kralına kadar herkese gönderiyor. Zürafa gönderiyor, hediye. Paketliyor, paketliyor, koyuyor gemiye, yola çıkıyor gemiler. Bir tane de 2. Mahmut'a göndereyim diyor. İşte 2. Mahmut zamanında zürafa geldiğinde bütün halk limanda onu bekliyor. İlk kez zürafaya bakıyorlar. Düşünsene, o müthiş bir an. Çok, yani bir yönetmen olsam ben, sinema yapayım desem, zürafanın İstanbul'a ilk girişini çekmek isterim. İstanbul'un o şaşkın bakışı, zürafanın gölgesi düşüyor o tarihi surlara, kubbelere, minarelere. Ve geliyor Topkapı Sarayı'ndan, bugünkü Topkapı Sarayı, bahçesinden, Gülhane kapısından içeri giriyor, kapı kapanıyor. Şimdi 2. Mahmut oturmuş tahta, hediyeleri kabul ediyor. Tabii tören o. Mehmet Ali Paşa hediye göndermiş. Efendim, Mehmet Ali Paşa'dan 100 adet ipek halı. Götüreyim bir bakayım, dokunayım diyor tabii. Padişah huzuruna getiriyorlar. Şöyle bir dokunuyor 2. Mahmut. Güzel. Gümüş komposta takımları. Götürün bakayım, şıngır şıngır güzel. Şu kadar işte cariye, köle. Güzel. Bir zürafa. Düşünsene 2. Mahmut'un bakışını. O ne ya? Şaşırır. Müthiş bir şey değil mi? İşte o padişah yüzü. 2. Mahmut. Derken dışarıda bir uğultu. Ne bu? İşte efendim, İstanbul'u çok merak etti zürafayı. Kapıda toplandı. 2. Mahmut diyor ki, biraz gösteriş yapayım zürafanın sırtından. Açın kapıları, İstanbullu bir gelsin diyor. İstanbul kapıdan içeri giriyor. Sessiz sedasız 2. Mahmut oturmuş tahta. Ortası zürafa. Zürafanın arkasında İstanbullular. 2. Mahmut kısılıyor tabii. O bana geldi. Abdi Bey var. Küpeli Abdi Bey. 2. Mahmut'un amcası 3. Selim'den yadigar kalmış ona. Ama Abdi Bey çok soğuk şakalar yapan bir adam. Yani herkesi bezdirmiş soğuk şakalarından. Zürafadan çok korkuyor. Arkadaşları diyorlar ki, intikam saati. Gidiyorlar 2. Mahmut'a, şunu söylüyorlar. Efendim, Abdi Bey diyor ki, bu zürafa çok mübarek bir hayvan. Sırtına binen cennete gider. Sizden izin istiyor. 2. Mahmut da olur diyor, bindirin. Alıyorlar Abdi Bey'i. Altı oka getirtiyorlar. Çok korktu hayvanın sırtına oturtuyorlar. Zürafa zavallı seyisin elinden kurtuluyor ve Sarayburnu'na doğru koşmaya başlıyor. Abdi Bey bağırıyor zürafanın sırtından. Hakkını helal eyle padişahım. Bindim bir alamete, gidiyorum kıyamete. Bu söz yoksa oradan mı geliyor? Zürafanın koşuşu hala aslında Türkçe'de devam ediyor.